Hayri, Kamil, Akın, Mert, Sevim ve Hale. Onlar milyonlarca çocuğun beğeniyle izlediği Rafadan Tayfa'nın karakterleri. Teknoloji Tayfa, teknoloji Tayfa. Bu kez Başkent Millet Bahçesi'nde gönülleri fethetti. Bura çok güzel, sevdim. Şarkıyla teknoloji öğretiyorlar bize. Kamil'in espri anlayışı analiz edildi ve anlaşıldı. Bravo. Kamil. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla çocuklara yerli ve milli imkanlarla geliştirilen teknolojileri anlatmak için harekete geçti. Milyonların sevgilisi TRT Çocuk'ta yayınlanan Rafadan Tayfa'yı Teknolojik Tayfa adıyla yeni bir sahne gösterisine dönüştürdü. Biz çocuklarımızın hepsi Teknolojik Tayfa olsunlar istiyoruz. Bilimle, uzayla, teknolojiyle ilgilensinler diyoruz. Bana söz veriyor musunuz? İleride en başarılı bilim insanları siz olacak mısınız? Teknolojik Tayfa'yı siz kuracak mısınız? Maşallah. Siz böyle yaparsanız bizim zaten sırtımız yere gelmez. İlk kez Teknofest Karadeniz kapsamında Samsun'da sahneye çıktılar. Tüm Türkiye'ye yayılıp 22 şehirde 66 gösteri yaptılar. Az daha tüm algoritmayı silecektin Hayri. Ne algoritması? Yapay zeka. Alışveriş merkezlerine sığmayan Teknolojik Tayfa sevgisi bu kez Millet Bahçesi'ne taşındı. Teknolojiyi daha çok sevmemize yarıyor. Hani çok faydalı şeyler. Bakalım. Mesela ara sıra bazı sözler söylüyorlar teknolojiyle ilgili. Ben de YouTube'dan bakıyorum. Ben telefondan bakıyorum. Sözler ne işe yarıyor? Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Ankara'daki gösteri hafta sonunda 6 kez sahnelendi. Her seferinde alan doldu taştı. Robot Hayri yapacağım. Azimli, sabırlı ve becerikli olacak. Başkent Millet Bahçesi'ndeki gösteriyi diğerlerinden ayıran özellikse sadece çocuklar değil, ailelerine de açık olmasıydı. Her yaştan izleyici vardı. 7'den 70'e herkes Tayfa'yı coşkuyla izledi. Otoraç mı? O neymiş öyle? Milli ve özgün otonom aracımız Otoraç. Biz Rafadan Tayfa'ya üç kuşak arasındaki köprü diyoruz. Bugün burada 80 yaşlarında dede ve neneleriyle, 30-40 yaşlarında anne babalarıyla ve 4-10 yaş grubundaki arkadaşlarımız gerçekten Teknolojik Tayfa'da da anlatmaya çalıştığımız köklerden gökler olan sloganımızı en büyük göstergesi oldu. Biz şuna inanıyoruz. Bu teknolojik dönüşüm ülkemizde çok önceden başladı ve çok somut göstergelerini hep birlikte görüyoruz. Ve bizim arkadaşlarımız geleceğin teknoloji akıncıları olacak, buna inanıyoruz. Torunumu getirdim. Beraber biz de izliyoruz evde. Çok ilgili uzayla falan, çok ilgili. Onların gelişiminde çok etkili olacağını düşünüyorum tabii ki. Ülkenin ihtiyacı var bu tarz gelişimlere, atılımlara. En sevdiğin gezegen hangisi? Jüpiter. Jüpiter. Çünkü o en büyük gezegen. Onu seviyoruz, en büyük. Heyecanlı, güzel, ilgi çekici. Çocukların merak etmesini, daha çok sormasını sağlayan bir gösteri açıkça. Ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocukların teknolojiye dair ilgisini ve alakasını arttırıyor. Ve bunu da bizim değerlerimizle yapıyor olması bizim için önemli. Teknolojik Tayfa'nın karakterleri hem eğlendirdi hem de geleceğin teknolojilerini anlattı. Otonom araçlar, astronomi, uzay, yapay zeka ve robotik kodlama gibi ana başlıklar eğlenceli bir şekilde sahnelendi. Rafadan Tayfa izlemeye geldim. Çok güzel olmuş. Ben büyüyünce mühendis olmak istiyorum. Ben büyüyünce yapay zekayla ilgilenmek istiyorum. Ben büyüdüğümde uçan rokette şöyle bir robot uçan roket yapmayı düşünüyorum. Bazen motorla kendi kendine hareket eden araba yapmaya çalıştım Teknolojik Tayfa'daki gibi. Teknolojik Tayfa'nın Türkiye turnesi İstanbul'a devam edecek. Gösteriler 24 Eylül Cumartesi günü Esenler 4 Yol Meydanı ve 25 Eylül Pazar günü ise Ümraniye Millet Bahçesi'nde yapılacak. Teknolojik Tayfa, Teknolojik